Gara'da 13 vatandaşın şehit olduğu PKK katliamı siyasetin gündemindeki yerini koruyor. 13 şehidimizin sorumlusu... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK katliamından Erdoğan'ı sorumlu tutan meclis grup konuşmasına tepkiler sürüyor. Terör örgütünü aklamaktır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret ettiklerini hatırlattı. Her iki lidere Gara'daki olayın tüm ayrıntılarını anlattıklarını belirtti. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun olayı siyaset malzemesi haline getirerek PKK'yı akladığını söyledi. Hiç kendisine olayı ifade etmemişiz gibi, tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürüvermesi ve bu 13 evladın şehadetinin sorumlusunun Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açık söylüyorum, PKK'yı aklamaktan, üstünden yük almaktan ve bu acı olayı bir siyaset malzemesi haline, bir polemik haline dönüştürmekten başka bir şey değildir. Gün polemik günü değil diyen İçişleri Bakanı, CHP liderinin açıklamalarının Türk siyasi tarihinde bir kara leke olarak anılacağını belirtti. Siyaset tartışır, fikrini söyler ama bunun kırmızı çizgisi terör örgütleridir. Burada gördüğümüz hem demokratik sorumluluktan uzak, hem de bir terör örgütünü bu vahşi katliamdan kurtarma gayreti, çıkarma gayreti sadece siyasi tarihimize değil, terörle mücadele tarihimize de maalesef bir kara leke olarak geçmiştir. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de açıklama geldi. Gül, terörle mücadelede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Herkesin amasız ve fakatsız demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır. Terörle arasına mesafe koyamayanların, teröre bel bağlayanların aynı zamanda barış sözcüğüne soyunmuş olmaları da asla kabul edilemez.